Bugün böyle biraz anneanneler, babaanneler günü. Dürriye teyze hoş geldin. Sağ ol Esra. Nasılsınız? İyiyim. İyi diyelim, iyi olalım. İnşallah siz de iyi olun. İnşallah. Siz de anneannesiniz. Evet, anneanneyim. Ayşe teyzeyi gördünüz. Gördüm. Yani cabbar babaanneler, anneanneler, torunları için mücadele eden insanlar. Sohbetimiz de oldu, evet. Ayrı şehirlerde ama aynı hikayeye sahip insanlarsınız. Aynen. Siz 3 ay önce evi terk eden kızınız Burcu Demir'i, Demir'e eve dön demek için buradasınız. Aynen. Kızınızın 2 evliliği olmuş. Evet, İlk evliliğinden 9 yaşında gelişim problemi olan bir çocuğu. Evet. Sanırım bu çocuğa doğduğu günden beri siz bakıyorsunuz. Doğrudur. Ardından kızınız ikinci evliliğini yapmış. Buradan da 2 çocuk dünyaya getirmiş. Evet. 2,5 ve 1,5 yaşında. Doğru. Onun da velayetlerini babaya bırakmış. Aynen. Şimdi de başka birine gitmiş. Aslında evliyken başka birine kaçmış. Evet, evliyken. Hamza Uslu isimli. Evet. Kişiye. Ve siz şu kızınıza dön diyorsunuz. Neden? Şimdi Esra Hanım. Çocuk 5,5 aylıkken doğdu, 9 yaşındaki çocuk. Ben baktım ona, büyüttüm. 5,5 aylıkken şiddetten dolayı doğdu zaten, ilk eşinden dolayı. Aldım kızımı, kaçmıştı zaten. Dünyaya geldi, özel bir hastanede 8 yıl boyunca tedavi gördü. Bütün her şeyimi harcadı, durumum çok iyiydi. Harcamaktan da, bakmaktan da gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyor. Şu anda 9 yaşında. O kadar tatlı ki Esra Hanım. O kadar iyi. Şimdi ben nasıl bir anne çocuğunu bırakır gider Esra Hanım? Nasıl gider? Ben torun canımı feda etmişim onun yoluna. Bu bir sefer gidişi değil Esra. Esra Hanım sizden bir rica ediyorum. Kızınız ricam hep şu, aynı şeyi yapıyor. Bak ricam sizden şu. Buyurun. Benim torunum için... Vay sosyal hizmetleri alın falan diye buradan ne olur seslenmeyin. Ben torunumu kimseye vermem. 9 senedir kendimi feda ettim. Özel bir rahatsızlığım var. Kanser hastasıyım, nakli oldum. Üzüntülerden dolayı. Ya sürekli gidiyor bu. Lüs meraklısı. Halbuki bizim yaşantımız normalin üstünde. Ya ihtiyacımız yok çok şükür. Ama neden böyle yapıyor? Bırakıp gidiyor Esra Hanım. Neden? 3 çocuğunu da terk etti aslında. Aynen, aynen. Onlarla ilgili hiçbir sorumluluk almıyor ama dışarıdan baktığınızda... Çok hiçbir... akıllı, çok senden bilgili, çok konuşuyor, çok şey davranıyor ama şey çocuğa geldi mi yok. Ama sevmiyor değil. Bak, sevmemezlik diye bir durum yok. Dürüye ablacığım ben de uzaktan başkasının çocuğunu yapıp i̇şte, seviyorum aynen yani. Aynen öyle oluyor, aynen öyle oluyor. Artık Esra Hanım dayanacak. Gerçekten gücüm kalmadı. Peki bu ikinci eşinden başka birine kaçtı? Tabii evliyken gidiyor. Evliyken gidiyor. 6 aylıktı kız çocuğuyken gidiyor. O kişinin yanındayken seninle iletişim kurmuyor mu? Kurmaz olur mu? Ben hep yanındaydım. İkinci evliliğinde de yanındaydım. Çocuğu oradan okula getirip getiriyordum. Yalvardım. Hı. Sen dedim ne yapmaya çalışıyorsun? Nereye gidiyorsun? Diye... Bana dedi ki al çocuğu sen bu evden git dedi. Resmen beni evinden kovdu ikinci evlilikte. İkinci evliliğinde yanında değildin. Peki şu an üçüncü kişiye gitti. Yani seninle niye görüşmüyor? Ve çocuğuyla niye görüşmüyor? Esra Hanım bilmiyorum beni görüşmüyor. Engelli hiçbir şekilde ulaşamıyorum. O kişiden dolayı ulaşmaya çalışıyorum. Bilgi almaya çalışıyorum aldığım kadarıyla yalan veya kızım yanlış. Kızım Burcu Hamza'nın yanında, Hamza Uslu'nun. Şu anda bilmiyorum kim bilmiyorsun. Yanında. O biliyor. Nerede olduğunu o peki, biliyor. Peki sen kızının bu Hamza ile yaşadığı eve gittin mi? Gittim, 3 defa gittim. O evde kızın var mıydı? Vardı. Seni içeri davet edip seninle vakit geçirdi mi? Hayır geçirmedi. Geçirmedi, kovuldum. Hatta orası da şeye bakıyor. Polis değil de jandarma bölgesine bakıyor, bizi lezir etti. Ya 2 defa torunla gittim. Üçüncüde de torun vardı yanımda, baba da vardı. Hı hı. En son gittiğimizde bir fırtınalar zamanında gittim. O soğukta o kadar hastalandım ki bir aydan fazla yattım, geldim İstanbul'a da gelmedi bizimle. 3 gün sonra kendiliğinden geldi. Sen kızını aslında evine gel, aynen. Çocuğuna bak... Aynen. Sorumluluğunu al diyorsun. Sorumluluğunu al. Çocuğuna baksın. Ben tedavim yarım kaldı Esra Hanım. Tedavim yarım kaldı. Duriye abla şimdi yarın öbür gün Allah size sağlık şifa versin. Ama her türlü risk de var.
var. Hayat bu. Yani sapasağlam olsan da böyle bir risk var. Böyle bir risk durumunda geride senin çocuğuna kim bakacak? Torununa kim bakacak? Annesi bakmıyor. Yok. Babası? Bu çocuğun babası. Baba sadece avukat hanım, Hülya Hanım. Evet. Baba sadece kimlikte var. Açık ve net. Hiç görmedi çocuğu. Çocuk, 9 yıldır çocuğu hiç görmedi mi? Görmemez olur mu? İstanbul'dayken sürekli ben Ayşe Hanım'ın dediği gibi kendi elimle kucağımla çocuğu evlerine getiriyorum görsünler diye. Onlar bana gelecekken ben onlara getiriyorum. Unutmasın diye hala görüşmemiz devam ediyor. Görüntülü açıp hep gösteriyorum onlara. Babanın öyle çocuk da meraklısı değil. Ne güzel tabii. Anne gibi. Bulmuşlar evet. Anneanne, evet, babaanne, evet. Bakan birilerini. Çocuğu da tüm sorumlulukları bırakmışlar. Kendilerini, hayatlarını normal yaşıyorlar. Esra Hanım, bunu laf etmek için kesinlikle konuşmuyorum. İstanbul gibi yerde 4 tane daire alırdım, o parayı harcadım bu çocuğa. Özel hastanede tedavi görmek ne demek? 8 yıl boyunca defalarca ameliyat oldu. 5,5 aylık çocuk 980 gram doğdu. 1 kilo 800 gramla hastaneden çıkarttık. Dürri abla, evet. Mesela bu çocukla ilgili o bakım sürecini de seninle konuşmak istiyorum ama evet. Diğer tarafta Hamza Ustu canlı yayında. Evet. Hamza Bey merhaba. Hamza Bey, duyuyor musunuz? Efendim, buyurun. Merhaba. Buyurun, duyuyorum. Dünya Hanım'ın kızı Burcu şu an sizin yanınızda mı? Hayır, benim yanımda değil. Sizin yanınızdan, hani şu an mı sizin yanınızda değil yoksa belli bir süredir ayrı mısınız? Ya yani ben şöyle söyleyeyim, 2-3 aydır onun kızını gördüğüm yok benim, görmüyorum. İstanbul'da olduğunu biliyorum. Niye ayrıldınız? Hayır, ayrılma, birleşme diye bir durum söz konusu yok. Aranızda bir gönül ilişkisi var mıydı? Hayır, yoktu. Bir dönem sizin evinizde sizinle kaldı mı? Hayır, benim evimde kalmadı. Burada bir çalıştı bir dönem ama benim evimde kalmadı. Dürriye Hanım sizin evinize geldi mi defalarca? Hayır, benim evime gelmedi. Kızın evine gelmiştir. Kızın evine mi gelmiştir Hamza Bey? Kızı evi kim tuttu? Çalışmayan kız nasıl tutuyor evi? Sen evi tutup da İstanbul'dan 6 aylık çocuğu bırakıp da neden yuvasını yıktın? Konuşsana şimdi. 3 sefer geldim ben, konuşsana. Evliyken mi beraberlerdi? Evet, evet. Ama reddediyor. Evet. Efendim? Yalan söyleme, doğrular anlat. Siz buradan, evliyken berabermişsiniz. Buradan kargo olarak... Hayır, biz onunla herhangi bir beraberliğim söz konusu değil. Yalan söyleme. Sen önce çocuklarınla... Nereden tanırsınız Burcu Hanım'ı? Bu konuda ben... Efendim? Burcu Hanım'ı nereden tanırsınız? Diyaloğunuz nedir? Kendisi 10 yıldır falan tanıdığım bir arkadaşım. Şunu öğrenmek istiyorum ben. Hadi diyelim ki aranızda hiçbir şey yok. Orasını da çok irdelemiyorum ama... Dürriye Hanım kapısına geldiğinde Burcu Hanım niye annesini ve çocuğunu kovuyor? O konuda benim bir bilgim yok. Nasıl bilgin yok? Yanımda sen de vardın. Yani ben yoktum. Niye yalan söylüyorsun? O konuda ben yoktum. Beni de ilgilendirmez ya. Ben, sizin konunuz beni ilgilendirmez. Beni bu şey burada bir... Yuvayı yıkarken ilgilendiriyor mu? Anlamış değilim. Yuvayı yıkarken ilgilendiriyor. Hayır. Siz evli misiniz? Hayır, beni ilgilendim. Hiçbir şekilde beni ilgilendim. Siz resmi nikahlı evli misiniz? Evet, o konu aile meseleniz. Bana bu konuda neye ulaştırıyorsun anlamadım. Kızınızı arayın, kendisiyle görüşün derdi. Hayır, Hamza Bey, sizin şu anda devam eden bir evliliğiniz var mı? Var, evet. Var. Bu durumda eşiniz de aslında Burcu'yu tanıyordur. Eşiniz tanıyor mu Burcu'yu? Hayır. Yani arkadaşlığınızı bilmiyor mu? Hayır. Ama sizin aranızda hiçbir duygusal ilişki yoksa sizin arkadaşlığınızı bilmesinin, yani bilmemesi de garip. Ne anlamda ne? Tam bir anlamadım da. Yani benim şu açıdan soruyorum. Siz evliyseniz, evet. Burcu ile 10 yıl gibi bir arkadaşlığım var dediniz ya. Eşiniz de... 10 yıldır tanıyorum bir arkadaşlığım, o yani gönül bağımla değil mi? Tanıdığım bir insan. Ne insan? Tanıdığım bir insan, herhangi bir insan. Tanıdığınız bir insan. Ama Dürriye Hanım'a tekrar soruyorum. Siz İstanbul'dan kalkıp kızınızı aramak üzere bu Hamza'nın bulunduğu şehre gittiniz mi? Gittim. Hamza hangi şehirde yaşıyor? Manisa'da yaşıyor. Manisa'da. Manisa'ya kaç kere gittiniz? 3 sefer gittim. Kiminle gittiniz? 2 defa torunumla gittim. 1 kere babayla, kardeşimle beraber gittik. Peki, gittiğinizde Manisa'ya kızınız orada kendine bir hayat kurmuş muydu?
Hayır, bu ev, bu tuttuğu evde yaşıyordu. Ya bir ev vardı. Vardı, evet. O eve gittiğinizde Dürüye Hanım, siz canlı canlı Hamza Bey'i o evde gördünüz mü? Kendisi biliyor zaten, beraber yaşıyorlar. Ben gündüzünde gittim, bilmiyorum, orada yaşıyorlardı. Ama sizin o sanki hayal gördüğünüzden falan bahsediyor. Yok yok, hayal falan değil, kendisi gösterdi zaten. Kendisi. Peki Hamza Bey, telefon hattından ayrılmayın çünkü bir son dakika gelişmemiz var. Kızınız Burcu Demir'i bulduk. Çok sağ ol. Alo deyin. Alo. Alo Esra Hanım, sadece ben sizinle konuşmak istiyorum. Bak işte. Hoş geldiniz yayına, merhaba. Merhabalar Esra Hanım, iyi yayınlar diliyorum öncelikle size. Teşekkür ediyorum. Neredesiniz? Yani şehrini söylemenize gerek yok da. Yok hayır, şehri zaten söylemeyeceğim. Hı hı. Kısaca ben size şunu diyeyim Esra Hanım. Bütün iddiaların aslında astarı yok. Hı. Hamza Bey, kesinlikle Hamza Bey'le gönül ilişkim vesaire hiçbir şeyim yok. Sadece... Kendisi çok, kendisi sadece benim bir arkadaşım ve geçmişte sadece çok bana destek olmuş bir insan. Hani gönül bağı falan asla bir durum yok. Hani olamazdı zaten kendisi de evli ve düzenli olan bir insan. Gönül ilişkisinden ziyade şunu öğrenmek istiyorum aslında. Siz Manisa'da yaşamış olduğunuz eve anneniz torunla beraber, oğlunuzla beraber, evladınızla beraber geldiğinde... Hamza Hanım, Hamza Bey yanınızda mıydı, değil miydi? Geldiğinde, annemler geldiğinde o dönemde kendisiyle karşılaşmış. Hı hı. Karşılaşınca benim evime geliyorlarmış, o evimi biliyorlardı. Hı hı. O dönemde, hatta o dönemde şöyle de diyebilirim, ben kayıtlarda da çıkacak, ben ailemi jandarmaya şikayet ettim. Evet. Çünkü beni zorla götürmek istedikleri için. Peki anneniz niye sizi zorla götürmek istiyor? Niye sizi evladınıza zorla bak annelik yap diyor? Şunu diyeyim Esra Hanım, ben bunu her zaman söylüyorum. Benim ailemin durumu süper ötesi, benim ailemde maddi okey ama maneviyat sıfır. Maddiyat çok ama maneviyat sıfır. Yok. Peki nasıl bir maneviyatları olmasını isterdiniz? Benim hiçbir zaman ailem her zaman para konusunda her istediğim yapıldı ama maneviyat konusunda hiçbir yaklaşımları bana yok, hala daha yok. Peki 9 yaşındaki gelişim problemi olan çocuğunuza kim bakıyor? Annem bakıyor. Siz niye çocukla ilgilenemiyorsunuz? Şu an benim kendi düzenim ve kendi şu an bir hayatım var. İstanbul dışında bir yerde yaşıyorum ama Manisa'da değilim. Hı hı. Manisa diye de bu şekilde hani iddialar ortaya atılmış. Şu an öğrendim, bunların hiçbiri yok. Böyle bir durum yok, ben Manisa'da değilim. Hı hı. Sırf Manisa'da da ailem geldiği için benim huzurumu, düzenimi bozdu. Ve benim ikinci evliliğimi de bozan da ailem. Aileniz. Peki 9 yaşındaki çocuğunuza, ilk eşinizden dünyaya gelen çocuğunuza doğduğu günden beri anneniz mi bakıyor? Annem bakıyor çünkü düzenli olarak sürekli ben çalıştığım için benim hani evde durma gibi bir olayım yoktu. Peki ikinci evliliğinizi yaptıktan sonra 2,5 ve 1,5 yaşındaki çocukların velayetini babaya vermişsiniz. Bunun sebebi evet. Neydi? Onun vermemin nedeni babalarını daha iyi bakacağı için ve babalarının da durumu iyi ve babaanneleri şu anda bakıyor. Yani herkes sizin çocuklarınıza babaanneler ve sizin anneniz sizden daha mı iyi bakarlar? Evet. Ama hayatım, o zaman maddiyat da okey, maneviyat da okey yani. Ya bunun başka nedenleri var. Onları burada şu an konuşmak istemiyorum. Özel konulara girmek istemiyorum. Özel peki, konu demişken Manisa'daki... şöyle söyleyeyim. Şehri söyleyemem dediniz ya, bulunduğunuz yeri. Buradan Cumhuriyet Savcılığına sesleniyorum. Annenize derhal bulunduğunuz yeri söyleyin. Anneniz sizin çocuğunuza bakmak zorunda değil. Siz şu anda aile hukukundan kaynaklanan 9 yaşındaki özel bakıma muhtaç bir çocuğu terk etmiş durumdasınız. Sizin keyfinize göre değil. Sizin annenizin bakma yükümlülüğü yok. Annenizi arayacaksınız. Bulunduğunuz şehri, yeri, konumu, her şeyi söyleyeceksiniz. Böyle bir keyfi davranış olamaz. Peki... Burcu Demir. Buyurun, dinliyorum Esra Hanım. İlk evliliğiniz, ikinci evliliğinizin bitiş sebepleri annenizdi. Bu en son Manisa'daki düzeninizi bozan yine anneniz Dürüye Hanım mı? Evet, hatta jandarmada kayıtlarımda çıkacaktır şikayet ettiğime dair de. Peki, nasıl bozuyorsunuz Dürüye Hanım düzeni? Düzen bozulmuyor Esra Hanım. Ben çocuğumu aramaya gidiyorum. Çocuğumu evime getirmekle hükümlüyüm. Hı-hı. Neden oralarda kalsın? Kim var da kalsın? Haksız mıyım? Bir sizin, anne olarak haksız mıyım?
Sizin için dedi ki benim ailemde para çok da maneviyat yok dedi. Bu ne demek maneviyat çok anlamadım. Maneviyat da var, para da var, hepsi var. Hepsi var. Bir de şunu söyleyeceğim Esra Hanım, Hülya Hanım size de söylüyorum. Çocuğun sadece kimlik fotokopisi var bende. Kimlik dahi çocuğun yok. Doktora zor getiriyorum. Annede var mı acaba orijinali? Evet onlarda. Hı. Bana diyor ki evin işte bir yerine koydum. Sürekli yalan. Hayır ben annede var mı derken annenin acaba kimlikten haberi var mı? Nerede kaybolmuştur diye söylüyorum. Yok kaybolma değil annede. Annede olduğunu eminim. Peki Burcu Hanım ekip arkadaşlarımız sizi arayacaklar. Buraya bekliyoruz lütfen. Ben bir şey daha söylemek tabii istiyorum. Tabii söyleyin. Buyurun. Ben çocuğu zaten bakıyorum. Sorun orada yok. Eğer ki çocuğa gelip sahip çıkmazsa, şey yapmazsa bana notardan bir vekalet versin. Ben bir şekilde bir kanıtım olsun, kimliği olsun elinde ya. Hiçbir şey yok çocuğun. Aile Bakanlığı'ndan korktunuz ya aslında gelseler, inceleseler bu aman. Çocuğun velayet yetkisi kaldırılır. Vasi olarak size verirler size, çocuğu. Evet. Hiç şimdi, korkmayın. Şimdi Hülya Hanım. Hiç korkmayın bak, Hülya Hanım. Bak sizin elinizi ayağınızı vallahi öpeyim. Bana torunumla alakalı buradan şikayetçi olup da benim torunumu almak için... Önce ben bir Burcu'yu buraya bir getireyim. Sizden diyeceğim. Şikayet değil bu. Senin yararına. Çocuğum torunumun yaşadığı eve odasını her yerini çekin. Bakın. Hürriye ablacığım bunu bize ispatlamana gerek yok. Ben önce bir Burcu'yu getireyim. Ve bir Burcu ile bir karşı karşıya gelelim. Ondan sonraki süreci hep beraber konuşalım. Ama tamam mı? Ama böyle seslenmeyin sen, ne olur. Dürya abla. Çünkü ben vermek istemiyorum. Dürya ablacığım. Dürya ablacığım ben kimi yani şikayet ediyorum biliyor musun Aile Bakanlığı'na? Evet. Çocuklarını orada burada bırakıp hiç yabancı ellerde çocuklar sersefil haldeyse bunları şikayet ediyorum. Benim... Mis gibi bakan bir babaanne bir anneanne varsa ben niye böyle bir insana tam tersi destek olurum? Esra Hanım. Elimden geleni yapalım. Bak, bu konuda bak, korkma. Bekle, sabırlı size ol. Size ikinize de söylüyorum ricam. Torunum 9 yaşında. Vallahi bilmiyorum burada görenler görmüştür. Çocuk 11 yaşında gösteriyor. O kadar güzel bakıyorum ki. Ya canım alsınlar canımı feda yani, ederim ya. Allah sana ömürler versin. Sakın alın ki seslenmeyin. Vermem. Tamam. Anneye de vermem. Babaya da vermem. Vasisini de neyse alacağım. Bak Hülya Hanım avukat tuttuk annenin üstüne velayeti aldırdım ben. Aldırdım avukatımız da var. Dedim ki kızım dedim. Boşanmadan aldırdı avukat. Herhalde. Kızım dedim ben vasisini almak istiyorum. Bir süreç var. Teyzeciğim sabret. Ben o kadar gördüm senin gibi anneanne görmedim dedi bana ya. Her şey ben... ortada zaten. Hülya Hanım anlatmayın kendinizi de yormayın. Evet. Yormayın tamam mı? İstemiyorum. Yok hiç yormayın Hülya ablacığım sen istemediğin sürece bu çocuğa sakın kötü... Sakın seslenmeyin ne olur. kötü bakmadığın eğilim sürece kimse senden bu çocuğu alamaz zaten. Ya benim elime devlet kapısından gelmesinler. Yok. Önce bir Burcu'yu, Hülya ablacığım hayatım, önce bir Burcu'yu, hayatım önce ben bir Burcu'yu getireyim tamam mı? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bugün babaanneler, anneanneler annelik dersi veriyorlar o kadar söyleyeyim yayında. Diğerleri tırt. Şunu da söylüyorum. Şimdi söyle son cümleni söyle. Söyleyeyim. Böyle anne olacak. Bak benim kızım için söyleyeyim. Böyle anne olacaksa hiç olmasın böyle anneler. Olmasın ya. Ben bunu kendi gerçekten kendime... Gerçekten olmasın yani. Dürriye teyzeciğim ben bunu kendi kendime söylüyorum. Bırakmak değil ki. Anneliği ben yaptım Hülya Hanım. Ben yaptım ya. Dürriye teyzeciğim. Torunum için. Dürriye teyzeciğim keşke şöyle bir düzen olsa. Bakın bunu sesli söylüyorum. Üç tane çocuğuna bakmayan dördüncü kez anne olamasa mesela öyle bir hakkı olmasa. Bir şey daha söyleyeceğim. Doğurup bıraktıysa yasal olarak bu belli bir süre engellense bu anlamda bir tedavi eğitim gördükten sonra olabilse keşke. Bir şey daha söyleyeceğim. Söyle benim reklama gitmem tamam, lazım acil. Bir şey daha söyleyeceğim. Söyleyeyim. Dedim ki Burcu bak sana yalvarıyorum. Ben torun sevdalısı bir kadınım ben nasıl anne olduğumu biliyorsun. Eteki çocukları da getir beraber bakalım dedim. Bakalım niye verdin dedim ya. Bunu bile söyledim. Getirsin onlara da razıyım. Razıyım siz ya kendi böyle sağlığınız, Dürriye teyzeciğim sağlığınız yettiğince bu evladınıza en iyi sağlığım şekilde bakın. Yetmiyor Allah size ömürler versin. Yetmiyor. Tedavi konuşacağız. Görüyorum. Tedavi görüyorum. Tamam. Görüşeceğiz. Tamam.